Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün sizlerle beraber ülkemize yeni gelen L'Oreal'in bu yeni fondötenini deneyeceğiz. Bu fondötenin ismi True Match Nude Plumping Tinted Serum olarak geçiyor ve %1 oranında hyaluronik asit içeriyormuş. Bu fondöteni şimdi sizinle beraber deneyeceğiz. Aynı zamanda bir dayanıklılık testi yapacağız. Bu videoyu 14.44'te çekiyorum. Akşam böyle 8-9 gibi de fondötenin son halini göstereceğim bir video olacak sizler için. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım ve bir an evvel videoya geçelim istiyorum, ama öncesinde eğer kanalıma abone olursanız, bildirim zilini açarsanız ve videomu beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Hadi hazırsanız videoya geçelim. Uygulamaya geçmeden önce fondötenle alakalı bildiğim kadarıyla ve öğrendiğim kadarıyla birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Ben Trendyol'dan aldım bu fondöteni. Trendyol mağazasından baktığımda sadece 3 tane rengini gördüm. Bir açık tonlu, bir orta tonlu, bir de koyu tonlu olanı vardı. Ben orta tonlu olanını aldım. Aslında elim koyu tonlu olanına gitti ama ilk almamışım. Bu tam benim rengim gibi duruyor. Yani şu anda biraz bronzum, açık kalabilir. Ama birkaç ay içerisinde tam benim rengim bir fondöten olacaktır. Ayrıca kışın benim cildim çok kurur. Bu tarz böyle nemli bitişli bir fondöten almak açıkçası işime de geldi. Normal versiyonu, yani şu anda L'Oreal'in True Match versiyonunu ben birkaç sene önce kullanmıştım ama yenilenmiş versiyonunu kullanmadım. Hiç almamıştım. Almayı düşünüyordum ama bu damlalıklı olanını gördüğüm için bunu alıp bunu denemek istedim. Ayrıca bu fondötenin birkaç tane özelliği de var. İnternetten bulduğum özelliklerden de bahsetmek istiyorum sizlere. Bu fondötenin %1 hyaluronik asit içeren ilk renkli serum olduğu söyleniyor. Sürer sürmez parlak, eşit ve nemli bir görünüm sağladığı söyleniyor. Ayrıca hafif de bir kapatıcılığı varmış. Yani çok yüksek bir kapatıcılık vaat eden bir fondöten de değil. Onu da söylemek istiyorum. Hani kapatıcı bir fondöten arıyorsanız vaatleri arasında kapatıcılık yok. Ayrıca uzun saatler yüzünüzde kalması durumunda da hala pürüzsüzlüğünü koruyacağı söyleniyor. Normal şartlarda 10 tane rengi varmış ama dediğim gibi ben Trendyol'da sadece 3 tane rengini görebildim. Paraben içermiyormuş, koku içermiyormuş. Bu çok önemli bir özellik. Çünkü parfüm içeren ürünlerin birçoğu bende sivilce yapıyor. Bu yönüyle de hoşuma gitti. Komedojenik değilmiş. Hassas ciltler için bile uygunmuş arkadaşlar. Yani güzel özellikleri olan, güzel vaatleri olan güzel bir fondötenmiş gibi duruyor. Öncesinde şöyle bir şey yapacağım. Oksitleniyor mu, oksitlenmiyor mu bu fondöten, ona bakmak istiyorum. Biliyorsunuzdur belki bu tarz nemlendirme etkili tinted tarzı fondötenler bazen oksitlenebiliyor. Ben bu fondötenin de oksitlenip oksitlenmeyeceğini merak ediyorum açıkçası. Şöyle elimin üzerine koyacağım. Şu şekilde bir yayacağım ve bekleyeceğim. Bakalım oksitleniyor mu? Bu sırada makyajı yapmaya başlayabiliriz. Şimdi sizi bir yakınlaştıracağım ve fondöten uygulamaya başlayacağız. Şöyle yapacağım. Önce bir güneş kremimi uygulamak istiyorum. Yani hepimizin güneş kremini uygulayacağını düşünürsek eğer bu fondötenin altına, bence uygulamakta fayda var ki fondöten acaba güneş kremleriyle uyum sağlıyor mu, sağlamıyor mu görmüş oluruz. Ben Selenes'in bu 50 koruma faktörlü güneş kremini kullanıyorum. Çok memnunum. Bayağıdır da elimde olan bir ürün. Yani yazın başında keşfettim. Tatilde, her yerde bu ürünü kullanıyorum. Elim gidiyor. Birkaç tane daha güneş kremim var ama böyle yoğun makyaj yapacağım günlerde bu güneş kremini daha çok tercih ediyorum. Normalde ben bu tarz fondöten incelemesi yaptığım videolarda çok fazla baz kullanmayı tercih etmiyorum. Ama bana bazlı görünümü nasıl falan diye sorular geliyor bazı fondöten incelediğim videolar için söylüyorum. O yüzden bu videomda bir baza yer vereceğim ama en güvendiğim ve en memnun kaldığım bazlardan birine yer vereceğim arkadaşlar. Ve sadece yüzümün yarısına uygulayacağım. Böylece hani gün sonunda bazı tarafın nasıl olduğunu, bazsız nasıl tarafın nasıl olduğunu sizlere gösterebileceğim. Baz olarak da NYX'in bu Bare With Me isimli nemlendirici makyaj bazını kullanacağım. Aynı zamanda içerisinde 30 SPF var. Bu ürünü bu yönüyle çok seviyorum. Sadece birazcık içerisinde parfüm var. O beni biraz düşündürüyor ama onun dışında sevdiğim, fondötene gerçekten çok güzel tutunan ve cildi çok güzel canlı gösteren bir baz. Sıra geldi fondöteni uygulamaya arkadaşlar. Fondöteni ben fırçayla uygulayacağım. Çünkü süngerle uygulamaya hiç müsait olmayan çok akıcı, şöyle yaklaştırayım, su gibi bir fondöten. Yani gerçekten serum şeklinde bir fondöten. O yüzden fırçayla uygulamak bence daha iyi bir fikir olacak. Önce bazsız taraftan başlıyorum.
Fırça olarak da Real Techniques'in bu 200 numaralı fırçasını kullanıyorum. Çok beğendiğim, çok sevdiğim fırçalardan bir tanesidir. Evet, ilk izlenimlerimden bahsediyorum. Söylendiği gibi kapatıcı bir fondöten değil. Yani zaten öyle de bir vaadi yoktu. Sadece ciddi canlı gösteren ve renk eşitliği sağlayan bir fondöten olduğunu söylüyordu. Bu konuda evet doğru söylemişler. Herhangi bir kapatıcılık ben hala göremiyorum. Çünkü benim minik minik kırmızı lekelerim, sivilce izlerim falan vardır. Onları hiçbir şekilde kapatmış olarak görünmüyor. Tabii ben ikinci katı daha saracağım. Ama siz ilk katın bu şekilde olduğunu görün. Şimdi bazı tarafa da bir tek kat uygulayalım. Burada da görüntü aynı. Kapatıcılık azdan ortaya doğru gibi görünüyor. Hatta az bile olduğunu söyleyebilirim. Yani çok da size şimdi fondöten övücülüğü yapamayacağım. Gerçekten az bir kapatıcılığı var. İki tarafta da aynı durum geçerli. Sadece bu tarafta biraz daha fondötenin varlığı belli oluyor. Bu taraf sanki böyle daha doğal durdu. Böyle bir şey fark ettim. Yani bazı tarafa bakıldığında daha makyajlı duruyorum. Ama bu tarafa bakıldığında daha doğal duran bir bitiş var. Şimdi ikinci katı uygulayacağım. Evet, şimdi kapatıcılığı bir tık daha arttı. Daha renk eşliği sağladı. Daha fazla böyle minik minik olan kırmızı lekelerimi kapattı. Hatta göz altlarıma doğru getirdiğimde o morluğu birazcık daha nötrlemiş olarak görüyorum. Şimdi ikinci tarafa geçiyorum. Evet, bazlı olan tarafa da fondötenin ikinci katını geçtim. Çok büyük bir fark göremiyorum şu anda aynaya baktığım zaman. Sadece bu taraf daha doğal duruyor. Daha fondöten cildimle bütünleşmiş durumda. Ama bu tarafta daha bir makyajlı duruyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Fondöten yüzüme otururken ben de makyajımı tamamlayayım arkadaşlar. Kapatıcı olarak Beauty's'in Closet isimli kapatıcısını kullanıyorum. Şimdi gözaltı kapatıcımı geçtim. Böyle iyice bir renk eşitliği sağladım. Yüzümün fondötenle daha bütün görünmesini sağladım. Bir fondötenin son haline bakmak istiyorum. Birazcık alnımdaki çizgilere dolmuş gibi görünüyor ama yani benim alnımdaki çizgilere dolmayan çok az fondöten vardı. Bunu bir eleştiri olarak algılamayın. Şimdi bu gözaltlarımı da bir sabitleyeyim. Şu çizgilerime de olduğu için pudrayla biraz şuralardan da geçeceğim. Şuralarımdan biraz geçeceğim. Çünkü buralarda topaklanma yapabilir. Nemli bitişli bir fondöten olduğu için bence biraz bu tarz bölgelerde, yani topaklanabilecek bölgelerde sabitleme istiyor. Kaşlarımı dolduracağım. Bunun için de Beauty's'in Fix It isimli bu kaş pomadını kullanıyorum. Kaşlarımı sabitlemek için de Pastel'in bu şeffaf kaş maskarasını uygulayacağım. Göz makyajında da bu Revolution'un Chamberis and Chocolate isimli far paletini kullanacağım. Bu far paletini zaten beraber incelemiştik hatırlarsanız. O gün kullanmadığım şuradaki iki rengi kullanıp hani böyle daha doğal bir makyaj yapmak istiyorum sizlere. Hem böylece bu palette hiç kullanmadığımız bir renk de kalmayacak. Açık rengi alıyorum önce. Bite isimli bir renk bu. Güzel bir gri alt tonlu kahverengi. Ona bütün şu göz kapağımdan geçeceğim. İkinci renk olarak da şuradaki kakao isimli rengi kullanacağım. Onu da tam katlanma bölgemden böyle göz kapağımın arasından geçeceğim ki orada bir derinlik oluşsun. Wet n Wild'ın Hello Halo serisindeki şuradaki aydınlatıcı kısmını ben çok seviyorum. Bunu da şöyle bütün göz kapağımdan geçeceğim. Tekrardan bütün renkleri karıştırmak için şu karıştırma fırçamı alıyorum ve ışıltılı renkle daha bütün görünmelerini sağlıyorum. Çok yoğun bir göz makyajı yapmak istemedim. Farklı renkler de denemek istemedim. Çünkü bugünkü makyajımızda fondötenimiz önemli. Fondötenin durumuna bakacağız. Bir eyeliner sürelim. Maskara olarak Beauty's'in bu Lifted isimli maskarasını kullanacağım. Alt kirpik diplerimden de şurada kullandığım renkle geçmek istiyorum. Bu kakao rengi çok güzelmiş çünkü. Bu paleti incelediğim video da kanalda var. Neredeyse bütün renklerini kullandım. Bu videomda da hiç kullanmadığım renkleri kullandım. Eğer merak ediyorsanız iyi butonuna koyarım. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Ortama bir fondöteni uygulayalı bir 15-20 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi fondötenin bir şöyle son durumuna bakmak istiyorum. Bir aynayla, yakın bir aynayla bakmak istiyorum. Biraz daha cildimle
bedenimle bütünleşmiş gibi gördüm ben açıkçası. Hani bir süre sonra o cildimin doğal olarak salgıladığı sebumla birleşerek büyük ihtimalle canlı bir görünüm sağlayacak ama şu an için baktığım zaman çok güzel bir şekilde cildime oturmuş, hafiften de matlaşmış bir fondöten görüyorum. Yani öyle bahsettiği kadar nemli, ışıl ışıl durduğunu düşünmüyorum. Mesela Beaulieu'nun Formit'i daha ışıl ışıl duruyor ya da Wet n Wild'ın ıslak bitişli olan fondöteni daha ışıl ışıl duruyor. Bu şu an gözüme birazcık mat geldi ama birkaç saat içerisindeki durumuna da bakmamız lazım. Yani neye evrilecek onu çok merak ediyorum. Biraz allık falan sürelim ama bu makyaj çok fazla allık istemiyor. O yüzden bronzer uygulayacağım. Bronzer olarak da bu Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ını kullanıyorum. Bu bayağıdır benim elimde. Çok seviyorum ama artık bitirmem lazım. O yüzden bir süre bu bronzer'ı elimde görebilirsiniz. Evet, üzerine koyduğum toz ürün de güzel bir şekilde dağılıyor. Böyle yapışıp kalmadı ürün. Güzelce yayıldı. Yani zaten uzun zamandır severek kullandığım bir fırçayla geçiyorum ama hani bazen bazı fondötenler ürünü böyle alır. Etrafa bir türlü dağıtmanıza izin vermez ya. Bunda öyle bir şey yok. O yönüyle de gayet iyi şu anda. Kalbimi çaldı. Hava da bugün biraz kapalı. Yine yapay ışıklara kaldık. Normalde güneşli havalarda çok daha güzel, soft bir ışık oluyor odada. Ama şu anda çok bulutlu bir hava var. Cam açık olmasına rağmen yani şöyle düşünün, hala stüdyo ışığıyla aydınlanıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Şuralardaki boşluklardan da geçiyorum. Normalde benim alnım dar aslında. Çok fazla böyle alnıma bir şeyler geçmesem de olur. Ama şu kısımlardaki hafif bu boşluklar var ya, saçların yarattığı bu kök boşlukları. Ne güzel anlattım değil mi? Onları biraz doldurmayı seviyorum. Böyle aşağılara kadar getirmiyorum. Tabii ki gıdığımızı gizleyeceğiz. O yüzden buralara da fırçada kalanları geçiyorum. Burnumdan da şöyle geçeyim ki hala güneşten yanmış gibi görüneyim. Bu da tamam. Ruj olarak da bu Maybelline markasının Superstay Matte inklerinden 65 numaralı Seductress rengini kullanacağım. Olmadı mı? Olmadı galiba. Olmadı arkadaşlar. O renk biraz pembe kaldı. Şu anda yüzümde gram pembelik yokken pembe alt tonlu bir ruj sürmek saçma olacak. O yüzden Golden Rose'un bu 2000 serisinden olan 11 numaralı çok güzel bir kahverengini kullanacağız. Ama böyle içinde birazcık da turunculuk barındıran bir kahverengi. O yüzden çok seviyorum. Çok seviyorum. Rengini falan da çok seviyorum. Gerçekten böyle hani elinde olmayan eşsiz rujlardan bir tanesi. Yani herhangi bir alternatif olmayan demek istiyorum aslında eşsiz derken. Ama istediğim opaklıkta değil. Yani böyle sürekli kat kat sürmem gerekiyor ki o istediğim opaklığa kavuşabileyim. O da beni biraz yoruyor. O yüzden her zaman elim Maybelline'in Superstay'lerine gidiyor. Ama bu rengi de çok seviyorum. Uzun sürede kalıcı yani. Kalıcılığı da fena değil. Sadece birazcık dediğim gibi opak değil böyle. 3 kat falan sürmeniz gerekiyor ki ruj opaklaşsın. Neyse. Makyajımın son hali bu şekilde. Fondöten dediğim gibi bir tık gözüme şu anda mat görünüyor. Yani yanaklarımdan falan hiçbir şekilde pudra geçmiş olmamama rağmen, altta da nemlendirici bir baz olmasına rağmen bu tarafta yüzüme fondöten çok oturdu ve mat görünüyor şu an. Yani çok mat değil. Yani nasıl anlatayım? Cakey bir görüntü değil. Sadece beklediğim ışıltı yok şu anda fondötende. Bakalım birkaç saat içerisinde nasıl görünecek. Şimdi oksitlenip oksitlenmediğine de bakalım bir. Evet, fondötenin 40 dakika önce sürdüğüm hali bu. Az önce sürdüğüm hali de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir ton koyulaşmış ama çok önemli değil. Yani önemli bir şey olarak düşünmeyin bunu. Ay bu fondöteni aldım, oksitleniyor, kullanamayacağım diye düşünmeyin. Eğer benim tonlarımdaysanız alacağınız fondöten bu 2-3 numaralı light rengi olmalı. Sakın oksitleniyor diye bir açık tonunu almayın. Bence o çok açık bir renk. Hayalete dönersiniz. Ayrıca fondöten bayağı sabitlenmiş durumda. Yani şöyle parmağımla üzerinden gezdiriyorum. Sağa sola çeviriyorum falan. Hiç yerinden oynamıyor. Sabitlenme konusunda da gayet iyi. Buradaki bitişi de mat. Yüzümdeki bitişi de mat. O da biraz enteresan ama konuşmak için çok erken. Akşamki son haline bakarak sizlere en net düşüncelerimi aktaracağım. Hadi akşama görüşürüz. Tekrardan merhabalar. Ben geldim. Saatlerimiz 21.10 ve bu fondöten ortalama böyle 6-6.5 saattir falan yüzümde. Çok yoğun da bir gün geçirdim. Fondöteni falan uyguladıktan sonra dışarı çıktım. Kargoda işlerim vardı. Markete bir uğradım. Eve geldim. Sonra oturdum, bu videonun çektiğim kısmını editledim. Sonra mutfağa giriştim. Yemek yaptım. Bulaşıkları topladım. Bayağı ağır yemekler yaptım bu arada. Yani buharlı bir ortamdaydım. Hani fondöteni böyle nemli, terlediğim bir ortamda da test etmek istedim açıkçası. Sonrasında yaptığım yemekleri yedim.
Şimdi de karşınıza geçtim. Sizi yaklaştırarak fondöten hakkındaki son düşüncelerimden bahsedeceğim ve videoyu kapatacağım. Hatırlarsanız bu fondöteni bu tarafıma bazlı, bu tarafıma da bazsız olacak şekilde uygulamıştık. İkisinin arasında hiçbir fark yok. Bunu söylemek istiyorum. Tabii bu durum kullandığınız güneş kremine, makyaj bazına göre falan değişkenlik gösterebilir ama ben %100 emin olduğum bir güneş kremi ve makyaj bazı kullandım. Bu iki ürünün üzerinde de aynı duruyorlar şu an. Yani videoyu çekmeye başlamadan önce banyoda böyle o beyaz ışıkta net bir şekilde baktım yüzüme. Arada en ufak bir fark olsa bile size söylemek için herhangi bir fark yok. Aynı duruyor. Şu anda gerçekten çok canlı, pürüzsüz ve blurlanmış bir cildim var. Blurlama etkisi çok yüksek bir fondöten bu. Kapatıcılığı evet düşük ama yüzünüzü gerçekten blurluyor. Bu durumu videoyu editlerken de fark ettim. Videodan çıktıktan sonra selfie falan çektim. Hani fondötenin bir de fotoğraf çekilirken falan görüntüsüne bakmak istedim. O esnada da bayağı blurlu bir görüntü verdi. O yönüyle de çok memnun kaldım. Bu fondöteni hem yağlı ciltliler, hem normal ciltliler, hem de kuru ciltliler rahatlıkla kullanabilir. Kuru ciltliler alta daha iyi bir nemlendirici ürün kullanırlarsa çok daha memnun kalırlar. Çünkü benim cildim şu anda normal. Yani hatta karmaya dönük bir normalim şu an. Yaz döneminde olduğumuz için. Aslında yaz da bitiyor ama hani çok kuru ciltliyseniz altını mutlaka iyice nemlendirdikten sonra bu fondöteni kullanın ki böyle istediğiniz görüntüyü elde edebilin. Ha, altına nemlendirici sürmezseniz de yüzünüzde kuruyup böyle çatır çatır dökülmez. Yanlış anlaşılma olmasın ama ışıl ışıl bir görüntü elde edemezsiniz. Son zamanların işte favorisi olan glowy makyaj yapamazsınız yani. Yağlı ciltliler de rahatlıkla kullanabilir. Dediğim gibi mata dönük bir canlılığı var çünkü bu fondötenin. Güzelce üzerinden pudranızı geçtikten sonra yağlı ciltliyseniz eğer gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Normal ciltlerin zaten herhangi bir sıkıntısı olmadığı için de rahatlıkla kullanabilirler. Kapatıcılığı düşük, evet. Böyle yoğun sivilce lekeleriniz, kahverengi lekeleriniz falan varsa memnun kalacağınızı çok düşünmüyorum. Ama böyle hafif kızarıklıklarınız varsa, benim gibi ufak tefek sivilce izleriniz varsa sizler için yeterli olacak. Sürümü de çok kolay. Fırçayla çok güzel bir şekilde yayıldı. Hani siz daha doğal bir bitiş istiyorsanız sünger de kullanabilirsiniz. Ama yapısı çok sıvı olduğu için ben sünger tavsiye etmiyorum. Bence fırçayla devam edebilirsiniz. Hatta elle de yayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. 6 saatin sonunda ne gözeneklerime doldu, ne yamalanma yaptı, ne de ekstra bir yağlanma yaptı arkadaşlar. Hani bu tarz nemli bitişli fondötenler için aşırı yağlanma yapar derler ya. Hani böyle cilde ekstra bir parlaklığa sebep olduğu düşünülür. Kesinlikle öyle bir şey yok. Herhangi bir yağlanma şu anda benim cildimde yapmadı. Çok memnun kaldığım bir fondöten oldu. Hatta şu an elimde olan fondötenler arasında en memnun kaldığım fondötenlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, benden bugünlük bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım testim de hoşunuza gitmiştir. Ben çok severek çektim bu videoyu. Keşke hava birazcık güneşli olsaydı da hani sizlere gün ışığında da bu fondötenin duruşunu gösterebilseydim ama kısmet değilmiş. Bana sormak istediğiniz bir soru varsa aşağıdaki yorumlar kutucuğundan sormayı unutmayın arkadaşlar. Videomdan ayrılmadan önce de kanalıma abone olursanız, bildirim zilini açarsanız ve videomu beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.